Herkese merhabalar. İkinci yazılımıza hazırlanacağız. Matematikten en iyi notları alacağız inşallah diyoruz. Ve 9. sınıf matematikte ikinci yazılı için, yani birinci dönem ikinci yazılı için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bugün sizinle beraber ilk başta kısa bir konu özeti yapacağız. Yani videomuzun işleyişinde ilk başta bir konu özetimiz var. Ardından da konu özetimiz bitirdikten sonraki sadece denklem ve eşitsizlikler ünitesindeyiz ve çok geniş bir ünite bu. Ardından sorularımıza geçiyoruz. Sorularımız aynı sınavda çıkabilecek ayarda sorular hazırladık sizin için. Denklemler üzerinde üstü ifadeler, kareköklü ifadeler, köklü ifadeler daha doğrusu bunların hepsini tekrar edeceğiz ve en başından itibaren bu konuları hatırlamaya çalışacağız. Eşitsizliklerimiz var, denklemler var, aynı zamanda mutlak değer var karşımıza gelecek ve bütün bu konuları tekrar edip Sınava ilk başta özetle çalışacağız ardından da sorulara geçeceğiz ve bunları yaparken de size kaydırmalı bir video hazırladık. Dolayısıyla istediğiniz kısmın istediğiniz sorusuna kayabilirsiniz veya konu anlatımına kayabilirsiniz. Hiç problem yok YouTube'daki özelliği kullanarak. Aynı zamanda 9. sınıf 1. dönem yazı notlarını kullanıyoruz ve yazı notları olan arkadaşlarımız için de hemen sayfaları söylemek istiyorum. Yani geniş bir e, sınav olacak aslında bu. birinci dönem ikinci yazılı sayfa 112'den başlıyor. Sayfa 112'den bütün dersler var bunun içerisinde aslında. Sayfa 122'ye kadar gidiyor. 121'e kadar gidiyor. Dolayısıyla buradan da bütün çalışmanızı edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün derslerde de yapabilirsiniz. El kadar kitap zaten. Ve aynı zamanda Dinamo Matematik Soru Bankası olan arkadaşlarımız için de hemen söylemek istiyorum. Sayfalar olarak burada yazılı kısımları da var. Onu da söylemek istiyorum burada hemen denklem ve eşitsizliklerin yazılı kısımlarında e, ünite tekrarlarımız var ve benzeri yazılı kısımlarında burada sayfa 179 180i çalışabilirsiniz aynı zamanda tekrar testlerimizi çözebiliriz ALFL tekrar testlerimiz 177-178'de ve aynı zamanda ÖSYM tarzı değil de ünite tekrar testlerimizde çözebiliriz sayfa e, 169'dan başlıyor ve e, 175'e kadar ilerliyor diyebiliriz peki o zaman şimdi sizinle beraber ilk başta denklem ve eşitsizlikler ünitesinden çıkacak ikinci yazılının konularını bir tekrar derim Tabii ki e, tekrarımızda işte EBOB EKOK'tan başlayacağız. Eşitsizlik kavramına ilerleyeceğiz. Denklemlerin nasıl çözüldüğünü iki bilinmeyen denklemlere bakacağız. Aynı zamanda mutlak değere bakacağız. Mutlak değerin bazı trikleri var. Onları göstereceğim size. Aynı zamanda üstü ifadeler ve köklü ifadelerle noktalandıracağız. Yazılda aslında hocalarımız bu soruları sorabilirler. Buradan sorular gelebilir ve çok güzel sorular hazırladık ve gerçekten de bu soruların da sınavda geleceğine inanıyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi ve bunları bütün hepsini hazırlarken de şunu söylemek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına yüzde yüz noktası virgülüne uyarak ilerledik diyoruz. Şimdi hemen ilk başta... <laughs> EBOB ekok'tan başlayalım. Bu üniteye başlarken aslında sayılarla başlamıştık. Doğal sayılar nedir? Tam sayılar nedir? İşte e, rasyonel sayılar nedir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Temeller bunlar aslında. Hemen onları hatırlayayım. N gördüğümüz zaman doğal sayılar. Z gördüğümüz zaman tam sayılardı. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Sıfır, bir, iki, üç diye gidiyordu. Sonsuza kadar. Tam sayılarsa... Eksiler de vardı. Nokta nokta eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye ilerliyordu. Ve bunun pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar kısmında vardı diyebiliriz. Peki EBOB-ECOG kavramına baktığımız zaman zaten eskiden beri öğrendiğimiz bir şeydi. 12 ile 18'in böyle bir e, çarpan ağacı gibi yapıyorduk aslında. asal çarpan algoritmasını yazıyorduk. 12 18'i ikiye böldük 6 9. 2'ye böldük 3 9. Bu bu iki aslında ikisini de böldüğü için bu üç ikisini de böldüğü için yuvarlak içine alıyorduk ve bu yuvarlak içine aldığımız veya yıldız koyduklarımızın çarpımı EBOB'lara ediyordu. Yani ikisini de aynı anda bölüyor. Hem 12'yi böldü hem 18'i böldü. Ama bu iki sadece 6'yı böldü gibi düşüneceğiz burada. ilk kere 3, 6 bunların EBOB'ı oluyordu ve EBOB dediğimiz şey en büyük ortak bölendi. En küçük ortak katı bulabilmek için de bunların hepsini çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 buradan da 4 kere 3, 12, 36'da bunların ekoku çıkıyordu. Ve şunu unutmayalım. iki sayının EBOB'u e, biliniyorsa aslında bu sayılarla alakalı... A sayısı x çarpı k, b sayısı da x çarpı t gibi bir ifade kullanabilir sorularda çıkıyor karşımıza. Ve aynı zamanda k ve t'nin de aralarında asal olmasını söyleyebiliriz. Örnek hemen göstereyim. EBOB mesela... E, X ve Y diyelim eşittir 5 desin. O zaman ben burada X'e 5A, Y'ye de 5B diyebilirim. Ve bu 5A'da ve 5 b de aslında A ve B aralarında asal iki tane sayı diye düşünebiliriz. Hemen şu kuralı da bilelim. Evop'la Ekoku'nun, iki sayının Evop'la Ekoku'nun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Aynı zamanda A ve B aralarında asalsa yani iki asal sayı varsa, aralarında asal sayı varsa bunların ebopları birdir. Ekokları ise çarpımları kadardır diye söyleyebiliriz. Mesela iki tane aralarında asal sayı. Beş, ile 9 diyelim. Bunlar aralarında asal sayılar. Ve bunların ebopları birdir. Direkt bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ekokları ise ikisinin çarpımı yani 45'tir diye hemen e, yorum yapabiliriz. Ebop ekokun problemlerine bakacak olursak da eğer bir büyük bir bütünü küçük parçalara ama dikkat edelim burada eş parçalara ayırmak istiyorsak nedir burada? Ebop yapmamız gerekiyor. Sayıların ebobunu bulmamız gerekiyor. Eğer küçük eş parçalardan büyük bir bütün oluşturmak istiyorsak o zaman da sayının sayıların ekokunu bulmamız gerekiyor. Ve periyodik problemler var. Bir de periyodik problemlerde şuna dikkat edeceğiz. Mesela bir doktor nöbet tutuyor. Birinci nöbeti pazartesi günü. Dedi ki bize 300 gün sonra hangi gün e, nöbetini tutar ama her nöbetin arasında 4 gün var gibi bir e, bilgi verdi bize. Her iki nöbet arasında 4 gün var ve 20. nöbetini ne zaman hangi gün tutar diye soruyor bize. O zaman bizim yapmamız gereken burada da aslında pazartesiden başlayarak 20. nöbete kadar kaç tane 4 gün gittiğini bulacağız. 1 ile 20 arasında 19 tane 4 gün olmak zorunda. Bunu da 7'ye böldüğümüz zaman pazartesiden pazartesiye tekrar 7-7 periyodik işlemler olduğu için sonucu da tak diye 20. nöbeti bulabiliriz. Peki geldik şimdi esas gerçekten de ikinci yazılıyı daha fazla ilgilendiren konular bundan sonrası. Eşitsizlikleri zaten görmüştük birinci yazıda birazcık vardı ama eşitsizliklerin birazcık daha detaylısı. Aynı zamanda denklemler, aynı zamanda eşitsizliklerin grafikleri ve benzeri bunlar gerçekten tamamen ikinci yazılıyı ilgilendiriyor diyebiliriz. Eşitsizliklerde bir aralık kavramı vardı. Açık aralıklar, kapalı aralıklar nasıl ayrılıyorduk? Normal parantezde açık aralık vardı. Köşeli parantezlerde kapalı aralık vardı. Bir tanesi kapalı, bir tanesi açık. Ona da yarı açık aralık diyorduk. Mesela burada eksi 3 ile 2 arasını biz şöyle gösteriyoruz. Burası içi dolu bir yuvarlak olduğu için bu da içi boş hatta şöyle ben birazcık daha göstereyim şöyle burası da içi boş İçi dolu yuvarlak içi boş yuvarlak İçi dolu yuvarlak köşeli içi boş yuvarlakta normal parantez demek peki eksi 3 ile 2 arasındaki aralıktan bahsediyor o zaman ben bu arayı göstermek istiyorum eksi 3 ile 2 arası ama eksi 3 kapalı 2 de açık parantez gibi düşüneceğiz. Burada mesela 11'den başlayıp sağa doğru ilerliyor ama 11'in içi boş. Yani şöyle göstermek gerekirse şu şekilde. Peki o zaman diyeceğim ki burasının içi boş olduğu için 11 normal parantez. 11'in sağındaki bütün sayılar onu da Sonsuza kadar gittiği için böyle gösteriyoruz ve sonsuzun yanına da normal parantez koyuyoruz ve aralıkların gösterimleri bu şekilde oluyor. Genellikle sorularda son kısımda bize bunları verebilir veya x elemanıdır, x elemanıdır. Böyle bir sayı yazabilir. Mesela 3 ile eksi 3 ile 5 arasında, e, o zaman şöyle bir şey yaptığı zaman diyeceğiz ki x eksi 3 olabilir. Mesela x'in alabileceği tam sayıları bulalım. X eksi 3 olabilir. Eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir ama 5 olamaz. Çünkü burası dahil değil. Aman dikkat edelim ikisinin alabileceği değerleri bulurken. Burada birinci dereceden bir birim yani denklemlere bakacak olursak da normalde biz şunu biliyoruz. Denklem nasıl çözülür? Mesela 2x artı 5 eşittir diyelim ki 7 e, olsun. Ne yapacaktık burada? İlk başta 5'i e, karşıya attık. 2x eşittir 7 eksi 5 diyoruz. 2x eşittir 2 diyoruz. Her iki tarafı sonra 2'ye bölüyoruz ve son durumda x eşittir tak diye 1 çıkıyor bak. Denklem çözümü bu şekilde. Aslında basit ama biz burada birazcık daha farklı kavramlara yani kök kavramına bakıyoruz. Bu denklemin çözümünde bulduğumuz sonuç x'in kökü yani sonuç aslında sonuç x'in değeri aslında kök olarak adlandırılıyor denklemlerde birazcık daha havalı gözüksün diye. Biz de burada mesela ax artı b denkleminin kökü aslında x'in değeri demek eşittir sıfır gibi bir denklem olsun elimizde. Bu denklemin bu denklemin aslında eğer a katsayısı yani x'in başındaki katsayısı sıfır değilse tek kökü vardır sonucu. Yani sonucunda tek kök vardır diyebiliriz. Eğer bunun x'in başındaki katsayısı sıfırsa o zaman x zaten yok olacak. Burası yok olup b eşittir sıfır diye bir şey çıkacak. Ama b de sıfır değilse o zaman 5 eşittir sıfır diye bir şey çıkacak. Bu da saçmalık. O zaman çözüm kümesi boş küme. Yani genellikle denklemlerde çözdük 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 çözdük. Mesela 2 eşittir 7 e, diye bir şey çıktı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme diyoruz. Bunu istersek de şu şekilde boş küme şeklinde de yazabiliriz. Yani çözüm kümesi boş küme hiçbir eleman sağlamıyor bunu demek. Normal bizim bildiğimiz x eşittir 1 dediğimiz şey aslında bu tek kök. Yani x eşittir 1, x eşittir 5, x eşittir 7 tak diye buluyoruz. Bir de şöyle acayip bir durum var. Bu da bazı kıl sorularda karşımıza çıkıyor. A eşittir B eşittir 0. Yani bu da 0, bu da 0. O zaman sonuç ne çıktı? Burası komple 0 çıktı. E 0 eşittir 0 çıktı. E 0 eşittir 0 doğru değil mi? Evet doğru sıfır eşittir sıfır her yerde doğrudur. Yani sıfır sıfıra eşitse o zaman bunun çözüm kümesi de reel sayılar. Yani gerçek sayılar. Yani tüm sayılar demek aslında tüm sayılar x değerinin yerine yazılabilir demek. Normalde burada bu ilk ilkinde x eşittir bir bulmuştuk. X yerine sadece bir yazabilirdik. Bir kökü var, tek kökü var. Burada ise X'in hiçbir değeri yoktu. Boş kümeydi. Burada ise X'e her sayı yazabiliyorsun. Her şey olur. Çünkü sıfır eşittir her zaman sıfırdır diye düşünüyoruz. Şimdi bunların soruları gelince zaten çok güzel anlayacağız konuyu. Bu birazcık daha teorik ilerliyor. Ama birazcık örnekler de pekiştirmeye başladık zaten. Şimdi geldik eşitsizliklere. Eşitsizliklerde de aynı AX artı B eşittir sıfır diyeceğimize büyüktür veya küçüktür. Büyük eşittir veya Küçük eşittir yazabiliyoruz. Büyük eşittir demek hem büyük olabilir hem de eşit olabilir demek aslında. Burada e, aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bir eşitsizlik çözmek istiyorsak burada mesela x küçüktür y diye bir şey var olsun. Mesela 5 küçüktür 8 diyelim sallıyorum. Eğer biz her iki tarafa da a sayısını eklersek eşitsizlikte eşitsizlik bozulmuyor. Aynı denklemlerdeki gibi her iki tarafı da A sayısıyla çarparsak eşitsizlik bozulmuyor. Her iki tarafı A sayısıyla çarparız ama A sayısı negatifse yani mesela bu sayıyı 3 ile çarptım 3 ile çarptım 15 küçüktür 24 tamam ama bu sayıyı bu sayıyı eksi 3 ile çarptım 5 küçüktür 8 diye... Eksi 3 de buradan çarptım. Eksi 3 de buradan çarptım. Şimdi burada eksi 15 oluyor. Burası eksi 24 oluyor. Hangisi daha küçük oluyor? Tam tersi. İşler tersine dönüyor. Eksi 15 büyüktür eksi 24 oluyor. Dolayısıyla eğer negatif bir sayıyla çarparsam eşitsizlik yön değiştiriyor. Küçüktü şimdi artık büyük oluyor e, sol taraf. Peki aynı şekilde bölersem de aynen kalıyor fakat negatif bir sayıya bölersem eşitsizlik yön değiştiriyor. Bunlar çok önemli. Eşitsizliğin yön değiştirdiği genellikle sınavda hocalar tarafından soruluyor diyebiliriz. Peki geldik A X B demiş. A küçüktür X küçüktür B demiş. Burada bir aralık vermiş bize. Burada bir aralık vermiş. Y sayısı da C ile D arasındaymış. Eğer biz bu iki eşitsizliği toplarsak alt alta X artı Y sayısı da A artı C yani bu ikisinin toplamıyla bu ikisinin toplamı arasındadır diyoruz. Burada küçüktür, burada küçük eşittir varsa bunu direkt küçüktür diye yazıyoruz. Burada ikisinde de küçük eşittir varsa küçük eşittir diye yazabiliyoruz gibi bazı trik kurallar var. Sorularda karşımıza gelebilir diyoruz. Bununla ilgili örnek hemen bir tane 5 e, ile eksi 1 arasında y de diyelim ki 8 e, ile 4 arasında diyelim ve bunları biz toplamak istiyoruz. Bu topladığımız zaman x artı y sayısı aslında 13 ile tak 3 arasında diye bir soru çözümü yapabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey eğer burada eşitlik olsaydı yani küçük eşittir olsaydı yine böyle kalacaktı. Ama ikisinde de olsaydı buraya da gelmek zorundaydı. İkisinde de olma şartı var diyoruz. Peki geldik. Hemen denklem çözümünde iki bilinmeyenli denklemlere. Bu iki bilinmeyenli denklemler aslında grafiklerle de çok bağlantılı ama ilk başta iki bilinmeyenli denklemleri bir öğrenelim. Mesela 2x artı 3y eşittir 10 diyelim. x eksi y eşittir 5 diyelim. Mesela bu bir iki bilinmeyenli denklem. Bu iki bilinmeyenli denklemde bak burada x var y var. X var, Y var. Bir de bunların katsayıları var. Mesela 2 var, 3 var. Burada hiçbir şey yok ama 1 demek. Bu da eksi 1 demek. Bunlar C ve D katsayıları da. Şimdi 10 ve 5 de M ve N'yi temsil ediyor. Şimdi bunlar aslında iki bilmeyen yani denklemin özeti. İki tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz yerine koyma metodu. ikinci yöntemimiz yok etme metodu. Ben yok etme metodunu daha çok seviyorum. Yok etme metodunda nasıl yapılıyor? 2X artı 3Y eşittir 10 dediğimiz şeyde X eksi Y eşittir 5 dediğimiz şeyde bunu hemen yazıyorum. Y eşittir 5 diyelim. Burada alttaki denklemi ben eğer 3 ile çarparsam ama her tarafını 3X eksi 3Y e, ve 15 oluyor. Şimdi bu durumda topladığım zaman denklemleri bu ikisini toplarsak 5X bunlar birbirini götürüyor. Artı 3Y eksi 3Y oh be tam da istediğim gibi eşittir. 10 artı 15 25 çıkıyor. X eşittir tak diye 5 çıkıyor. Buradan söyleyebiliyoruz. Şimdi burada aslında karşımıza ne geldi? X eşittir 5 geldi. X eşittir 5 dedikten sonra da diyorum ki istediğimin yerine koyalım. 2 çarpı 5 artı 3 y eşittir 10 diyorum. ya yani x yerine 5 yazıyorum. Aslında yerine koyma metodunda yapıyorum. Sonrasında 10 artı 3 y eşittir 10 diyorum. Bu 10'u karşıya atınca 3 y eşittir 0 çıkıyor. Y eşittir 0 çıkıyor. O zaman denklemimizin çözümünü bulduk. Nedir denklemimizin çözüm kümesi? Çözüm kümesi eşittir. Denklemimizin çözüm kümesi 5 virgül ...sıfır diyorum. Yani ilk başta... ...x'i yazıyorum sonra y'yi yazıyorum. Bu denklemimizin çözümüdür. Yani x'in... ...yerine yazacağım sayı 5'tir. Hop. Y'nin yerine yazacağım sayı da... ...sıfırdır diyebiliriz. 5,0... ...denklemimizin çözüm kümesidir. Yani x ve y'nin... ...değerlerini bulmuş olduk. Peki... ...bazı durumlarda... ...bazı durumlarda eğer... ...buradaki katsayıların bölümü... ...mesela örnek... E, ...2x artı... ...3y eşittir 10 diyelim... ...ee burada diyelim ki şöyle diyelim ne diyelim mesela 4x artı 6y eşittir 20 diyelim. Bu gibi durumda mesela şu tam bu durumu temsil ediyor. Bunun buna bölümü 2 bölü 4 1 bölü 2 eder. De 3 bölü 6 1 bölü 2 eder. De 10 bölü 20 1 bölü 2 eder. De ya bunların birbirine bölümleri hepsi aynı olunca çözüm kümesi gerçek sayılar. Yani aslında tüm sayılar sağlıyor bunu demek diyor diyebiliriz ve burada da sadece dikkat etmemiz gereken şey bu ikisinin katsayılarının yani x'in katsayılarının, y'nin katsayılarının ve sabit sayının birbirine bölümüne dikkat edeceğiz burada. Bunlar birbirine aynıysa tüm sayılar olabiliyor. X ve y ye yerine bütün sayılar gelebiliyor. Ama eğer bu ikisinin hemen bir tane daha göreyim. 2x artı 3y eşittir 10 diyelim. 4x artı 6y, bak bunun sadece iki katını bak. 2x'in iki katı, 3x'in iki katı. Burada ise böyle bir şey olmuyor. Mesela 20 diyeceğim, burada mesela 30 diyorum. Bunlar birbirine eşit değil. Bunun buna bölümü eşit, bunun buna bölümü eşit ama bunlar birbirine eşit. Değil. O zaman diyoruz ki çözüm kümesi boş kümedir. Buradan hiçbir sonuç gelmez kardeşim diyoruz. Peki bir de bir de burada. Ee, aslında bizim şimdi çözdüğümüz çözüm kümesi tek elemanlı dediğimiz bu tek eleman da bu aslında 5,0 dediğimiz durum 2x artı 3 y eşittir 10 hop x eksi y eşittir 5 gibi durum varsa birbirine bölümleri eşit değilse o zaman diyoruz ki zaten bildiğimiz senaryo. Bunlar sorularda gelebiliyor. Hani bütün sayılar sağlar veya hiçbir sayı sağlamaz, boş kümedir gibi ifadeler gelirse bu tarz kuralları kullanabiliyoruz. Zor sorularda karşımıza gelebilir. Peki geldik şimdi de bu eşitsizliklerin grafiksel olarak gösterimine. Burada mesela x artı y küçüktür 4 demiş. 3x eksi y de küçük ve eşittir 3 demiş. Şimdi eğer biz bunları çizmek istersek şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. X artı Y eşittir 4'ün grafiği nedir diye hatırlamamız gerekiyor. X, Y yazıyorduk. Sonra böyle bir T çizgisi çiziyorduk. Diyorduk ki X'e sıfır verseydim. Yani burası olmasaydı. Y eşittir kaç çıkıyor? Dört çıkıyor. Peki Y'ye sıfır verseydim. Hop burası olmasaydı. X eşittir kaç çıkıyor? Dört çıkıyor. Hop. O zaman bu noktayı yani sıfıra dört noktasını. Bu noktayı sıfır virgül dört. Dört virgül sıfır noktasını bakıyorum. Sıfır virgül dört noktası burası. Dört virgül sıfır noktası burası. Ve bunu da çizerken hop hop böyle böyle kesikli çiziyorum. Neden kesikli çiziyorum? Yani bu iki noktadan geçen bir doğru gibi bir şey çiziyorum. Ama bunu kesikli çiziyorum çünkü burada küçüktür ifadesi var. Ama küçük veya eşittir gibi bir şey olursa da doğru çizgi istiyorum. Bak hemen bunu da hatırlayalım. 3x eksi y küçük ve eşittir 3 demiş. Hemen t tablomuzu yapıyoruz. Hop. X'e 0 verdim. O zaman e, burada özür dilerim. Buna eşittir diyeceğiz ve doğru çizimi yapıyoruz. Eksi y eşittir 3 olduğuna göre y eşittir eksi 3 oluyor. y'ye 0 verdiğimde de bunu yok ettim. 3x eşittir 3 çıkıyor. x eşittir 1 çıkıyor. O zaman 1'e 0 noktası 1'e 0 noktası burasıyla 0'a eksi 3 noktası yani burasından geçen bir doğru çiziyorum ve bunu bastıra bastıra çiziyorum. Çünkü burada eş küçük veya eşittir var. O zaman diyorum ki 3x eksi y eşittir 3 doğrusu burası. x artı y eşittir 4 doğrusu burası. Bu doğruların ne taraflarını alacağım? Şimdi mantıken şöyle bakmamız gerekiyor olaya. Eğer biz sıfıra sıfır noktası yani orijin noktası verseydik ne olurdu diye bakacağız. Orijin noktası demek. Bak buraya sıfır koyduk buraya sıfır koyduk. Sıfır e, artı sıfır sıfırdır. Küçüktür 4 doğru. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu doğru için yani bu eşitsizlik için eşitsizliğin orijinin olduğu tarafını taramak. Yani şöyle bir tarama yapıyorum. Hop burayı taradım. Ardından diyorum ki şimdi buraya sıfıra sıfır verelim. Bu sıfır, bu sıfır. Sıfır küçüktür 3. Doğru mu? Evet doğru. O zaman yine aynı. Doğru çıkmasaydı e, ne yapacaktım onu da anlatacağım ama doğru çıktığı için bunun da orijinin olduğu tarafını taramak. Ne demek orijinin olduğu taraf? Şimdi şimdi bu doğru aslında bu doğru şu doğru bu doğrunun bir bu tarafı var bir sağ tarafı var bir de sol tarafı var diye düşünelim. Ben orijinin olduğu tarafı tarıyorum. Eğer sıfır küçüktür üç çıkmasaydı yani burada mesela eksi beş yazsaydı o zaman sıfır küçüktür eksi beş olmazdı o zaman yanlış olurdu. Orijinin olmadığı tarafı yani bu tarafı tarardım. İşte ikisinin de ortak olarak taranan kısmı aslında bu sarı bölge oluyor. Yani bu sarı bölge aslında ikisinin de ortak olan e, kısmı oluyor diyebiliriz. İşte bu tarz bir soruyu gerçekten bekliyoruz ve bu tarz sorularda sınavlarda karşımıza geliyor. Eşitsizliklerin aslında taramalı versiyonu bu diyebiliriz. Geldik hemen mutlak değere mutlak değer yüzde bin trilyon karşımıza gelecek eşitsizliği de gelebilir denklemi de gelebilir ama mutlak değerde çok önemli bir altın kural var mesela hemen çok basit beş yazsam buraya mesela ee pardon özür dilerim x yazayım x eşittir beş desem x ne olabilir dediğimiz zaman çok basit bir mantık var. 5 de olabilir, eksi 5 de olabilir. Çünkü ben buraya eksi 5 de yazsam sonucu 5 çıkar. 5 de yazsam sonucu 5 çıkar. İşte mantık çok basit. Eğer bize böyle bir şey verirse mutlak değer x eşittir a demiş mesela. x a da olabilir, eksi a da olabilir. Aynı 5 de olabilir, eksi 5 de olabilir. O zaman burada yapmam gereken şey x eşittir 5 olabilir, x eşittir eksi 5 olabilir diyeceğiz. Aynı buradaki gibi. Aynı zamanda, aynı zamanda eğer e bize bir mutlak değer dediğimiz sayı negatif çıktı derse karşımıza böyle bir şey gelirse mesela mutlak değer e, x eşittir eksi yedi böyle bir şey olamaz çözüm kümesi boş kümedir ne yazık ki böyle bir şey kabul edemeyiz çünkü mutlak değer uzunluktur uzaklıktır nasıl eksi olsun diyoruz peki geldik mutlak değer x eşittir mutlak değer y diyelim bize böyle bir şey verdiyse o zaman diyeceğiz ki x eşittir y olabilir veya x eşittir eksi y olabilir. Y'si de kabul, eksisi de kabul. Aynı buradaki 5 ve eksi 5 gibi düşüneceğiz. Mesela diyelim ki mutlak değer x artı 2 eşittir mutlak değer 2x desin mesela bize. O zaman diyeceğiz ki hem x artı 2 2x eşittir hem de x artı 2 eksi 2x e eşittir gibi iki tane kural bulabiliriz. Oradan da denklemlerimizi çözebiliriz. Peki Aynı zamanda şunu bilmemiz gerekiyor. En fazla çıkan kurallardan bir tanesi gerçekten de sınavda yüzde bin trilyon buradan soru bekliyoruz. Mutlak değer x küçüktür bir sayı. Mesela mutlak değer x küçüktür veya eşittir de diyebilirsin fark etmez. Beş diyelim. Eğer bize böyle bir şey verirse yapmamız gereken acil şey şudur. X dediğimiz sayı 5 ile A ile A ile ...eksi a arasındadır diyeceğiz. Yani burada mesela örnek olarak hemen söyleyeyim. X dediğim sayı 5 ile... ...eksi 5 arasındadır. Tak diye yazabilirsin. Bu çok çıkar. Sınavlarda özellikle çok sorulur. Özellikle bir mutlak değer içinde bir sayı... ...birazcık daha büyütebilir mesela. X artı 5 der mesela. E, küçük ve eşittir der mesela. 7 e, der. O zaman diyeceğiz ki biz hemen tak... E, ...buradaki aslında tek bir durum var. X artı 5 sayımız... ...bununla bunun arasında... ...neyle? 7 ile eksi 7 arasında ...tak diye bunu çözdüğünüz zaman aslında eşitsizliği... ...çözmüş oluruz diyoruz. Peki eğer büyükse ne oluyor? Büyüktür bir sayı derse... ...o zaman işler birazcık karışıyor. O zaman diyeceğiz ki normal burada gördüğümüz gibi... ...x büyüktür a diyeceğiz... ...veya x... ...küçüktür eksi a diyeceğiz. Yani örnek hemen... E, ...vereyim ki rahatlayalım. x mutlak değer x... E, ...küçüktür mesela... Ee, ...beş demiştik ama büyüktür... ...büyüktür yedi diyelim mesela... ...burada ne yapacağız... ...X büyüktür yedi... Normal, ...normal gördüğümüz gibi mutlak değersiz... ...bir de X küçüktür eksi yedi dememiz gerekiyor... İki tane ayrı çözüm yapmamız gerekiyor burada... ...peki geldik... ...X dediğimiz mutlak değer... ...bu sefer iki aralıkta yani... ...iki tane sayının arasındaysa... ...bu da sorulur... ...sınavlarda bu da sorulur... ...yani şu ve şu çok kritik... Peki burada ne yapıyoruz? O zaman yapmamız gereken şey şu. Aynı gördüğümüz gibi A ile B arasında olabilir. Normal, mutlak değersiz bunu yazabilirsin. Aynı zamanda da eksi A ile B, eksi B arasında olabilir ama bu sefer işaretler yön değiştiriyor. Böyle bir kuralımız da var. Bununla ilgili bir sorumuz da var zaten içeride. Bununla ilgili sorumuzu çözünce çok net pekişecek mi diyoruz. Mutlak değer demin söylediğimiz gibi bir sayının sıfır olan uzaklıdır. Uzunluk kavramını unutmayacağız. Bunun mutlak değeri de dört birimdir. Bunun mutlak değeri de dört birimdir. Yani bu oradan başlangıç noktası olan uzaklığı şeklinde sıfır olan uzaklığı şeklinde bir tanımı vardır mutlak değerin. Mutlak değerin her zaman sıfırdan büyük olduğunu aynı zamanda iki bir sayının ...hem negatifsinin hem kendisinin mutlak değerinin eşit olduğunu... ...aynı zamanda mutlak değerlerde mesela... ...x eksi 2'nin mutlak değeriyle 2 eksi x'in mutlak değerinin aynı olduğunu... ...bak bu çok e, kıl, kıl bir özellik... ...mutlak değer x eksi 2 aslında... 2 eksi x de aynıdır. Yani yer değiştirsen sayıları mutlak değeri değişmez. Unutmayalım. Aynı zamanda mutlak değerlerin çarpım şeklinde bulunuyorsa ayrılabileceğini veya bölüm şeklinde bulunuyorsa ayrılabileceğini örnek olarak iki çarpı 2 x diyelim. Ben bunu 2 çarpı mutlak değer x diye dışarıya çıkartabilirim. Çünkü ayrılabiliyor. Mutlak değer iki zaten ikidir. Mutlak değer iki çarpı x şeklinde ayırabiliyorum. Aynı zamanda bölmede de bunu yapabiliyoruz. Mutlak değerin kurallarında. Aynı zamanda eğer pozitif bir sayı x kendisi olduğunu mutlak değerinin. Eğer sıfırsa sıfır olduğunu. Eğer negatif bir sayı eksi x şeklinde çıktığını. Aman dikkat et bu demek bu negatif bir sayı değil. Zaten x negatifmiş başına eksi gelince Eksi eksi artı oluyor. Bu pozitif bir sayı. Başında eksi gibi gözükmesine ama x'i görmediğimiz için böyle gözüküyor. Aman kafanızı karıştırmayın diyorum. Şimdi geldik üstü ifadelere. Üstü ifadeler de gayet önemli ve sınavda ağırlığı olan bir konu diye düşünebiliriz. Üstü ifadelerde şunu bilmemiz gerekiyor. X üzeri N dediğimiz şey N tane, N tane X'in yan yana çarpımıdır. Zaten bunları biliyoruz. X üzeri 5 mesela X çarpı, X çarpı X çarpı X çarpı X çarpı X'dir. Bunu bu şekilde yazıyoruz. İstersek bunu X'in kübü çarpı X'in karesi şeklinde yazabiliyoruz. Çünkü neden? Üstü ifadelerde çarpmada Üstler toplanıyordu. Üst ifadeleri çarpmadan mesela x üzeri n artı, çarpı x üzeri m, x üzeri n artı m'dir. Örnek 5'in karesiyle 5'in e, dördüncü kuvvetinin çarpımı 5'in 2 ile 4'ün toplamı 6'dır. Burada dikkat edelim tabanların aynı olması şartı var unutmayalım. Burada x'in kübü x'in karesiyle çarpınca x üzeri 5 ediyor diye düşünebiliriz şu üç tane x aldım, şu iki tane x aldım, bu şekilde yazdım diye düşünebiliriz. Bunlar kritik özellikler. Karşımıza sorularda bu tarz çözümlemeler yapmamız gerekebilir. Negatif üst kavramına baktığımız zamansa eğer üzerinde negatif bir sayı varsa ters çevir, tepe taklak yaptırmak. Mesela iki üzeri eksi üç. Burada yapmamız gereken şey bir bölü, bir bölü iki üzeri 3 demek. Yani bunun altında görünmez bir 1 var. Bunu tepe taklak yapıyorum. Şu eksi fonksiyon olarak sayıyı tepe taklak yap demek diye düşünebiliriz. Mesela x bölü y üzerin eksi ne edersek bunu tepe taklak yapıp n şeklinde yazabilirim. Yani üstteki eksinin görevini kullandırabilirim. Üstün üstü kavramı çok çok önemli. Karşımıza çok gelecek. x üzeri n üzeri m dediğimiz şeyin aslında bu iki üssünün çarpımı olduğunu söyleyebiliriz Mesela 2'nin 5. kuvvetinin Üçüncü kuvveti. Bak 2 üzeri 5 üzeri 3. 2 üzeri bu ikisini çarpıyoruz ve 15 şeklinde yazabiliyoruz. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Birin bütün kuvvetleri 1'dir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Ama sayı sıfır olmama şartıyla. burada arada sıfırın sıfırıncı kuvveti e, burada tanımsızdır diye yazmamız gerekiyor. Bunu sıfır yazmışız yanlış olmuş. Sıfırın herhangi bir kuvveti sıfırdır. Mesela sıfırın beşinci kuvveti sıfırdır ama sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. Ve a üzeri sıfırda mesela beş üzeri sıfır birdir. E, yetmiş beş üzeri sıfır birdir. Veya bir üzeri yetmiş beş birdir. Unutmayalım çünkü birin her kuvveti birdir diye düşüneceğiz. Ve burada kıl bazı özellikler var. Bu da eksi birin eksi birin çift kuvvetleri artı birdir unutmayalım ama eksi birin tek kuvvetleri eksi birdir. Ne, nasıl oluyor bu? Pozitif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların çift kuvvetleri de pozitiftir. Her sayının çift kuvveti pozitiftir. Bu çok çok kıl bir özellik. Unutmayalım karşımıza gelecek. Pozitif sayının tek kuvveti pozitiftir. Negatif sayının tek kuvveti negatif. Tek kuvvetlerde bir problem yok ama çift kuvvet olunca her türlü pozitif oluyor. Unutmayalım diyoruz. Peki e, burada da hemen şu triyi hatırlayalım. Eksi 2'nin pardon eksi 3'ün 3'ün karesi e, pozitiftir. 9'dur. Eksi 3'ün karesi ise yani parantez yoksa bu üçün karesi demek. Üçün karesi dokuzdur. Başında eksi olduğu için eksi dokuzdur. Aman dikkat edin. Veya şöyle de yazabilirler bazı sorularda kıllık olsun diye. Bu da üçün karesi. Unutmayın. Bu eksi üçün karesidir. İkisinin arasındaki farkı anlarsak bunun eksi dokuz, bunun eksi dokuz ama bunun da artı dokuz olduğunu söyleyebiliriz. Kıl bir özelliktir karşımıza gelebilir. Toplama çıkarmada neye dikkat ediyoruz? Kat sayıları toplamaya çıkarmaya dikkat ediyoruz. Ve burada dikkat edelim elma armut hesabı yapılıyor. Mesela örnek olarak x üzeri n'ye elma dersek burada üç tane elma var. Bu iki elma, bu üç elma, bu da bir tane elma çıkıyor. İki elma, üç elma daha, beş elma, bir elma çıkarsa dört elma. Dört tane x üzeri n şeklinde düşünebiliriz bunu. Bunun güncel örneği mesela beş çarpı on üzeri yedi artı iki çarpı on üzeri yedi diyelim. Bu da yedi çarpı on üzeri yedi olur. Çünkü beş tane elma ile iki tane elmayı topladık. Ee, cevabımız yedi tane elma etti. Çarpmalı dediğimiz gibi... Üstler toplanıyor tabanlar aynı olursa. Ama Üstler aynı olursa da tabanlar çarpılıyor. Mesela 2'nin 3. kuvveti ile 5'in 3. kuvveti ne olacak? Onun üçüncü kuvveti olacak. Bu çok önemli bir örnek. Böyle rastgele yazmadım aslında. İkinin 7 yedinci kuvvetiyle beşin yedinci kuvveti eşittir. Onun yedinci kuvveti eğer biz burada kaç basamaklıdır diye bir soru gelirse bize diyeceğiz ki birin yanında yedi tane sıfır olduğu için sekiz basamaklıdır diye akıl yürütmeler yapabileceğiz bazı sorularda. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkartılıyor. Mesela iki üzeri e, hatta 128 bölü 2'nin 3. kuvveti diyelim. 128 2'nin 7. kuvvettir. Bu da 2'nin 3. kuvvetidir. Cevabımız 2'nin 7'den 3 çıkarsa 4. kuvvettir. Burada kıllık şöyle yapabiliyorlar. O da şu. Burada e, negatif üst veriyorlar yani bu eksi üçüncü kuvveti olsaydı yedi eksi eksi üçten burası on bir çıkabiliyordu aman dikkat edelim yani bazı kıl sorularda bu negatif e, kuvvette birazcık e, bocalama olabiliyor peki bir sayının mesela e, on ikinin yedinci kuvvetini e, üçün yedinci kuvvetine böldüğün zaman ne çıkar dördün yedinci kuvveti çıkar çünkü Üstler aynı ise tabanlar birbirine bölünebilir. Burada dördün yedinci kuvvetinde de üstün üstünü kullanacağım. Bu aslında ikinin karesidir dört. Üzerinde de yedi varsa ikinin on dördüncü kuvveti şeklinde birazcık daha sadeleştirme yapabiliyorum. Bunlar üst trikleri ve karşımıza bunlar çok gelecek diyoruz. Şimdi üssü denklemler işte dokuzuncu sınıfta en önemli kısım yani artık ayır dedici özellikler. Bunları zaten eskilerini öğrenmiştik çok eski senelerde. Sekizde öğrendik, yedide öğrendik, altta öğrendik. Ama burada üssü denklemlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Mesela adam bize dedi ki iki üzeri x eşittir otuz iki dedi. Ne yapacağız? Yapmamız gereken şey şu. Hemen... 32'nin 2'nin 5. kuvveti kuvvetinin olduğunu hatırlayacağız. Yani iki üzeri x eşittir 2'nin 5. kuvveti demiş. E çok basit o zaman x'in 5'in 5 beş olduğunu hemen söyleyebiliriz. Çünkü ikiler aynı olduğu için üstler de aynıdır diye söyleyebiliriz. Yani a üzeri x eşittir a üzeri y ise x eşittir Y'dir diye söyleyebiliyoruz. Peki a'nın dördüncü kuvveti eşittir 81 ise a kaçtır diye bize soru gelirse ne yapacağız? Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki kuvvet tek mi çift mi? Bizim için acayip kritik. Neden? Çünkü çift kuvvetlerde pozitif oluyordu sonuç. Bizi yanıltıyordu. Mesela eksi 3'ün dördüncü kuvveti de 81. Üçün dördüncü kuvveti de 81. Ee, e, neyin dördüncü kuvveti 81? İşte o yüzden diyoruz ki A 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Eğer buradaki kuvvet çiftse. Ama bize deseydi ki A'nın beşinci kuvveti 32 deseydi. E bu çok basit. A eşittir 2 derdik. Çünkü 2'nin beşinci kuvveti 32'dir. Ama A'nın dördüncü kuvveti 16 deseydi bize o zaman A 2 de olabilir, Eksi 2 de olabilir. Çünkü eksi 2'nin de dördüncü kuvveti 16'dır. Çift kuvvet olduğundan dolayı gibi bir yorum yapabilirdik. Bunlar da önemli özellikler diyoruz. Bu sefer birazcık daha iki birim denklemlere. Orada mesela 2'nin a'nıncı kuvveti 2'nin a'nıncı kuvveti 5 üzeri 4'müş. 2'nin 9. kuvveti 5 üzeri B'ymiş. O zaman A çarpı B nedir diye bize soruyor. Burada yapmamız gereken şey çok karmaşık gözükmesine rağmen aslında basit. Burada bak iki burada burada iki var. Burada 5 var burada 5 var. Tamamlar aynı. Dolayısıyla burada da tabanlar aynı. Burada da tabanlar aynı. O zaman yapmamız gereken şey bunu buna bölmek. Yani buradaki üssü buradaki üsse bölüp ama aynı tabana ait olmasına dikkat edeceğiz. Buradaki üssü buradaki üsse bölebiliriz ama aynı tabana ait olmasına dikkat edeceğiz. Yani A'nın 9'a bölümü eşittir. 4'ün B'ye bölümüdür diyebiliriz. Burada bu bölmeyi, orantıyı kurduktan sonra zaten içler dışlar çarpma yapınca A çarpı B'nin 36 olduğunu tak diye bulabiliyoruz. Bu da en zor sorularda karşımıza gelen hani böyle böyle kıl sorularda karşımıza gelen Özel bir triktir diyebilirim. Bu triyi kullanabiliyoruz bazı sorularda. Geldik x üzeri n eşittir? 1 demiş. İşte bu da kıl sorularda karşımıza çıkıyor. Eski bir üniversite sınav sorusu aslında bu. x üzeri n eşittir? 1 dediğine göre bu sayılar ne olabilir? x ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi hangi sayının e, sonucunda işte bilmem ne kuvvetin oluyorsun? 1 çıkıyor. Hemen aklımıza getiriyoruz. Bir kere şunu biliyoruz ki biz bir sayının... E 0. kuvvetini alırsak sonuç 1 çıkar. Yani mesela buraya herhangi bir sayı yazayım, hiç fark etmez ama 0 dışında tabii ki. 0. kuvvetini alırsam yani buradaki üs 0'sa mesela 5 üzeri 0 1'dir. E 7 üzeri 0 1'dir. 187 üzeri 0 yine 1'dir. Dolayısıyla herhangi bir sayı olsun ama 0 olmasın. Bunun sıfırıncı kuvveti 1'dir. O zaman ne 0 olabilir. Bu 1. E, bulgumuz. İkinci bulgumuza bakarsak birin bütün kuvvetleri biri demiştim. Yani bir üzerine, bir üzeri beş, bir üzeri sekiz, bir üzerine hiç fark etmez. Bir üzeri öküz hiç fark etmez. Sonuçta sonuçta biri çıkacak. Dolayısıyla x bir olabilir. Bu ikinci çıktığımız. Aynı zamanda eksi birin çift kuvvetleri eğer n sayısı çiftse sonuç aslında ee, ...yine ne olabilir? Bir olabilir. Mesela eksi birin... ...altıncı kuvveti birdir. Eksi birin... ...yüz... E, ...sekizinci kuvveti yine birdir. Yani sonuçta bunun çift olması gerekiyor... ...bunun da eksi bir olması gerekiyor. O zaman... ...kural olarak şunu söylüyoruz. X eşittir... ...eksi bir. N çift olacak. Veya X eşittir bir olacak. Hiçbir şey fark etmez. Diğerleri ne olursa olsun veya n eşittir sıfır olacak ama x sıfıra eşit olmaması gerekiyor gibi denklem çözümünde temel kurallarımız var. Şimdi geldik köklü ifadelere. Eninci dereceden kökü nasıl yazıyoruz? Böyle yapıyoruz. Şöyle n yazıyoruz buraya küçük küçük. Buraya da a yazıyoruz. Bu eninci dereceden kök demek. Mesela bu kare kök 2. Bu küp kök 7. Mesela burası 7 diyelim. Burası 6 altı kök. 6 dereceden kök 5 mesela. Tabii bunu birazcık daha şöyle şöyle yazalım. Şu kök işaretini. Bunu böyle birazcık daha böyle büyük yazayım. Daha rahat görelim diye. Ve hemen eski bilgilerimizi bir hatırlayalım. Mesela kare kök 9 eşittir 3 demek. Yani burada sen neyin karesin diye soruyorduk. Şimdi de bu sefer küp kök 27 diyelim. Sen neyin kübüsün diye soruyoruz. Sen neyin kübüsün? 3'ün kübüyüm. O zaman cevabımız 3 diye çıkıyor diye düşünebiliriz. Burada kıl bir şey göstereceğim. Küp kök eksi 27. Sen neyin kübüsün? eksi üçün kübüyüm diye cevap verebilir bize bu. Aynı zamanda şöyle bir şey göstereceğim. Ee, burada mesela dört kök eksi on altı. işte böyle bir şey olmaz. Neden böyle bir şey olmaz? Çünkü sen neyin dördüncü kuvvetsin? Hiçbir şeyin dördüncü kuvveti negatif bir sayı çıkamaz. Çünkü çift kuvvetler her zaman pozitif. Oysa bu eğer çiftse yani Kök derecesi çiftse asla içeride negatif sayı olamaz diyoruz. Her zaman pozitif veya sıfırdan büyük olmalı. Ama kök derecesi tek ise her sayı olabilir. Eksi sayılar, artı sayılar, sıfır hiç fark etmez. Peki aynı zamanda şuna dikkat edelim. Şu karşımıza çok gelecek. Mesela 4 e, kök 2 üzeri 4. Bunu biz tak diye şöyle çıkartabiliyoruz iki diye çıkartabiliyoruz. Yani bunlar birbirini sadeleştiriyor. Ama eğer çiftse bunlar, çiftse bunlar o zaman diyorum ki bunu bir mutlak değer içine koyalım diyorum. Eğer çift ise. Eğer şöyle ise üç kök 2 üzeri 3 diyelim. Yine bunlar sadeleşebiliyor. Tak diye bu iki diye çıkabiliyor. Ve burada ise hiç mutlak değeri koymaya gerek yok. Çünkü sonucu burada artı da olabiliyor da eksi de olabiliyor. Neyin 4. E, kuvveti 16'dır diye soracak olursak hem eksi -2 hem artı 2 ama burada ise böyle bir şey yok tek kuvvetlerde bir sorun yok diyoruz mutlak değer içine koyduğumuz şey çift kuvvetler diye e, düşünebiliriz Çünkü üssünü almayla kök Aslında ters işlemler o yüzden birbirlerini sadeleştirebiliyor diyebiliriz geldik kök dışına çıkarma mesela tak diye hemen şöyle bir örnek yapalım 3 diyelim 5 üzeri 3. Bir de 2 ile çarpımı. Ben bu 5 üzeri 3'ü dışarıya çıkartabilirim. Bunu 5 diye çıkartıp küp kök 2 diye bunu oluşturabilirim. Yani buradaki 5 üzeri 3'ü bununla bunu sadeleştirme gibi düşünüp dışarıya atabiliyorum. Dışarıya çıkardıktan sonra içeride 2 arkadaşımız kalıyor diyoruz. Peki bunlardan sonra, ...toplama çıkarmaya bakacak olursak... ...yine elma armut hesabı... ...eskiden öğrendiğimiz kare mantık... ...beş tane elma, üç elma daha... ...iki elma çıktı... ...sekiz, altı elma... ...altı karekök x şeklinde... ...istersek bu şöyle olabilir... E, i̇ki tane e, küp kök... E, ...a diyelim... ...eksi beş tane... ...küp kök... E, ...a diyelim... ...bunlar da elma elma hesabından... ...eksi üç tane küp kök A şeklinde yazabiliriz. Burada bir şey fark etmez. Önemli olan bunların aynı olması. Aynı dereceden ve içindeki ifadelerin de aynı olması diyebiliriz. Peki geldik çarpma bölmede. Çarpma bölmede mantığımız şu. Eninci dereceden mesela kök A ile eninci dereceden kök B'yi çarpıyoruz. Dereceleri aynıysa oh be rahat yan yana yazılıp çarpılabiliyor. Dereceleri aynıysa yine aynı şekilde tak rahat rahat bölünebiliyor. Aynı derecenin içinde köke gidebiliyor. Mesela karekök 10 bölü karekök 2 diyelim. Dereceleri aynı 2 2. Yani burada eğer bir şey yazmıyorsa bu arada, burada bir şey yazmıyorsa bunun derecesi 2 demektir. Bunun cevabı tak diye karekök 5 diye söyleyebiliyoruz. Eğer bu küp kök olsaydı yine buraya küp kök gelecekti. Küp kök 5 diyecektik. Hiçbir şey fark etmiyor. Peki eğer dereceleri aynı değilse ne yapmamız gerekiyor? Genişletme, sadeleştirme yapmamız gerekiyor. O da şöyle yapılıyor. Mesela eninci dereceden kökün içinde x üzeri m diye bir sayı yazıyor. Sağlıyorum. Mesela e, üçüncü dereceden kökün içerisinde 5 üzeri 2 yazıyor. Ben bunu istersem altıncı dereceden kök haline getirebilirim. Nasıl getiriyorum? Bunu 2 ile çarpıyorum. Yani kökün derecesini 2 ile çarpıyorum. Ama bunun da derecesini yani beşin üzerinde ikinin de derecesini iki ile çarpıyorum. O zaman ne oluyor? Altı kök beşin dördüncü kuvveti oluyor diyebiliriz. O zaman ne oldu? Altı kök içerisinde, altıncı dereceden kök içerisinde beş üzeri dört şeklinde oluşturmuş olduk. Burada aslında bunu anlatıyoruz. K ile çarptık, K ile çarptık. O zaman e, burada ne oldu? N çarpı K oldu. Ee, burası da K çarpımı veya böyle de biliyoruz. K'ye böldük, K'ye böldük. Sonucumuz ortaya çıktı. Şimdi burada sorularda sınav sorularında daha çok gelen eşlenik kavramına bakmak istiyorum. Eşlenik kavramı şu. Eğer biz 2 bölü karekök 5 diye bir şey görüyorsak biz burada paydada kök istemiyoruz kuralını hatırlayacağız. Paydada kök istemiyoruz. 2 e karekök 5 2 bölü karekök 5. Eğer böyle bir kesir varsa bunun paydasındaki kökten kurtulabilmek için eşleniğiyle genişletiyoruz. Karekök 5'in eşleniği karekök 5'tir. Ne demek o? Karekök 5'i karekök 5'e çarparsan, o zaman kök dışına çıkabiliyor. Mesela 2 karekök 5 genişlettim. Bununla bunu çarpıyorum. Bunu bunu çarpıyorum. E aynı kesirleri genişletmek. gibi. Karekök 5 ile karekök 5 çarparsam 5 eder. Bak paydada kökten kurtulmuş oldum. Mesela karekök A'nın eşleniği karekök A'dır. Bunun gibi farklı örnekler gelebilir. Mesela çok kıl bir örnek vereyim. Küp kök 2 diyelim mesela. Bunun eşleniği en zoru da budur. Onu da söyleyeyim. En zoru da budur. Bunun eşleniği küp kök 2'nin karesidir. Neden diyeceksin? Şimdi çarptığımız zaman 4 çarpı küp kök 2'nin karesi bölü. Bu ikisini çarptığımız zaman küp kök 2'nin birinci kuvvetiyle ikinci kuvvetinin çarpımı 2'nin kübe ediyor. 2'nin kübe ettiği için hatta şöyle yaklaştıralım. Bu ikisinin çarpımı küp kök 2'nin kübe eder. 2'nin kübü neydi? Küp kök derecede ile gidiyor aslında. Üçüncü derecede gidiyor. Ve tak diye iki çıkıyor. Ve tam da istediğimiz şekilde payda e, rasyonel bir sayıya dönüşmüş oldu diyoruz. Burası önemli kıl bir soru çıkarsa bu gelir. Bir de karekök A ile B'nin karekök B'nin toplamının eşleniğine bakacak olursak karekök A eksi karekök B'dir. O da iki kare farkından bu ikisini çarparsak A eksi B çıkar. Yani karekökün dışına çıkarlar bunlar diyoruz. Aynı zamanda aynı zamanda şöyle bir kuralımız var. Bu da önemli bir kuralımız. A artı ...veya eksi fark etmez... ...iki karekök B diye bir ifade var... ...bu da başka bir karekökün içinde... ...yani kök içinde kök var... ...kök içinde kök olduğu zaman da... ...diyeceğiz ki mantığımız şu... ...buradaki en içerideki kök... ...iki sayının çarpımı şeklinde düşünelim... ...ve bu dışarıdaki aslında bildiğimiz normal sayıda... ...o iki sayının toplamı ise... ...ben bunu M artı N şeklinde yazıyorum... ...bir örnek vereyim daha rahat çözülecek... Mesela diyelim ki 7 diyelim artı 2 karekök. Bak karekök içinde karekök koydum. İki tane çatı var aslında burada. E, ee, kaç olsun? 10 diyelim. Şimdi ben bunu istersem, bu ifadeyi istersem şöyle yazabiliyorum. Şimdi 10 kaçta kaçın çarpımı? 5 ile 2'nin çarpımı eleğin toplamı 5 ile 2'nin toplamı mı? Evet doğru bu o zaman bu ifadeyi ben kök 5 artı kök 2 şeklinde tak diye yazabiliyorum ne yaptım bu iki sayının çarpımı Bu da o iki sayının toplamı o zaman ben bunu kök 5 artı kök 2 şeklinde dönüştürebiliyorum Bu bayağı bir önemli bir özellik bazı kıt sorularda karşımıza geliyor zaten sorumuz da var içeride bununla alakalı sorularımızı çözeceğiz diyoruz Evet süper bir şekilde şimdi sınav sorularımıza başlıyoruz. Konu özetimizi bitirdik ve şimdi çok güzel sorular çözerek aslında bizim şu anda tekrar ettiğimiz konuların sorularıyla pekiştirmiş olacağız. Öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. 9. sınıf 1. dönem yazı notlarından yazı notları kendisi olan arkadaşlarımız için sayfa numaralarını vermek istiyorum. 1. dönem 2. yazı sayfa 112'den sayfa 112'den 121'e kadar devam ediyor. Buradan hemen kuralları tekrar edebilirsiniz. Ce cebinizde, elinizde, her tarafta bunu taşıyabilirsiniz. Ve aynı zamanda bütün dersler var. Sadece e, aslında matematik yok. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün dersler var. Ve buradan da çok güzel yazılara çalışabiliriz. Gerçekten dokuyun sınıfın kitabı gerçekten kalın. Yazı notları bayağı kalın bir kitap. Çünkü çok fazla konumuz var. Birinci yazılı ve ikinci yazılı zaten kapsıyor diyebiliriz. Ve Dinamo Soru Bankası olan, matematik soru bankası olan arkadaşlarımız için de hemen özel olarak Ünite tekrar testlerinin yanında bir de yazılıya hazırlık kısmı var. O da sayfa 179 ve 180'de. Aynı zamanda buradaki ünite tekrar testleriniz de özellikle üçüncü ünite çok geniş. Sayfa 163'ten başlıyor. Sayfa 163'ten başlıyor. Sayfa 173'e kadar gidebilirsiniz. 174'e kadar hatta ÖSYM tarzını çözmeyin tabii ki diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi sizinle beraber sorularımızı çözmeye başlayalım. Bir sayının, iki sayının EBOB'unu beş demiş. iki sayının EBOB'unu altmış demiş. Diyor ki bize x artı y toplamı yani bu iki sayının toplamı en az kaç olabilir diye bize soruyor. Bir kere iki sayının EBOB'unu biliyorsak birinci sayıya beş a mesela ikinci sayıya da beş b diyebiliriz. Ama dikkat edelim buradaki a ve b aralarında asal olmak zorunda. Yani ben bu iki sayının aslında 5 A ile 5 B'nin böyle hani ebobunu ekokunu almak için uğraştığım zaman ikisini de 5'e böldüm. İkisini de beşe bölünebiliyor. Tak buradan A buradan B çıktı. Bunu yuvarlak içine aldım. Çünkü ebobu çıkıyor zaten buradan da. Sonra A'ya böldüm. Bunlar aralarında asal zaten. A'ya böldüm. Bu bir çıktı. Bu B. Sonra B'ye böldüm. Bu bir çıktı. Bitti. Yani bu hepsinin çarpımı yani 5 çarpı A çarpı B de 60'mış zaten. O zaman A çarpı B'nin 12 olduğunu söyleyebilirim. Aralarında asal iki sayının çarpımı 12. Peki 12'nin çarpanlarına bakalım. 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4. Başka da bir yok zaten. Şimdi 1 kere 1 ile 12 aralarında asal bu olabilir. Aynı zamanda 2 ve 6 aralarında asal değil geç. 3 ve 4 de olabilir. Bize ne söylemiş? X artı y'nin en az toplamını soruyor bize. Şimdi eğer eğer ee, burada diyelim ki e, x artı y'nin en az dediğine göre desek ki a'ya 1 desek b'ye 2 desek hemen bakalım burası 5 olur burası e, b'ye 12 desek burası 60 olur 60 artı 5 65 olur veya başka bir e, renkle yazalım onu da a'ya e, 3 desek b'ye 4 desek. A'ya 3 dediğimiz zaman burası 15 olur. B'ye 4 dediğimiz zaman burası 20 olur. İkisinin toplamı da 35 olur. Bize en az değerini sormuştu. O zaman 35'tir diye söyleyebiliriz A ve B'nin toplamına. Geldik bir satıcı miktarı 200 litreden fazla olduğu bilinen zeytinyağının yarısını hiç artmayacak şekilde 3 litrelik şişelere diğer yarısını hiç artmayacak şekilde 5 litrelik şişelere doldurmuştur. Bu klasik bir EBOB-ECOG sorusu. Bakalım 3 litrelik şişeleri 100 TL'den 5 tek TL şeyleri 150 TL'den satmıştır. Buna göre tüm şeylerin satışından elde edilen gelir. En az diyor bize aman dikkat edelim. Şimdi bir kere 200 TL'den fazla olduğu bilinen bir zeytinyağı ise 1 milyon litre de olabilir. O zaman ne olur? Gelirimiz acayip fazla olur. Ama bize diyor ki en az geliri soruyor. Dolayısıyla 200 litre yakın bir rakam olması gerekiyor. Peki 3 ve 5 litrelik şişelere hiç artmayacak şekilde koyuyorsak 200 litreden fazla bir zeytinyağımız var. Daha ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bunu yarısını 3 litrelik şişelere yarısını da 5 litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Şimdi burada bize verilen bilgi 3 litrelik ve 5 litrelik şişeler varmış. O zaman şöyle şöyle şişelerimiz var 3 litrelik 3 delik şişelerimiz var. Bir de 5 delik şişelerimiz var. 5 delik şişelerimiz var ve bunlardan biz acaba büyük nedir diye ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman küçük parçalardan büyük parçaya ulaşmak istiyorsak ilk başta bizim burada yapmamız gereken veri EBOB'unu bulmak. Neyin? 3 litre ile 5 litrenin EBOB'unu bulacağız. 3 ile 5'in EBOB'unu bulmak çok basit. Çünkü aralarında asal oldukları için zaten çarpımlarıdır EBOB'u. Ama yapayım. 3, 1, 5, ee, beş bir ve cevabı bu ikisinin çarpımıdır. Şimdi on beş litre ama iki sayının ebobunu ekokunu bulursan birimler aynı kalır. On beş litre aslında bizim olabilecek e, hacmimiz ama iki yüz litreden fazla olduğunu biliyoruz. Ve on beş litre bir yarısı diğer, diğer yarısı da on beş litre diye düşüneceğiz. O zaman ne diyoruz? On beş litrenin birazcık daha katlarını alalım bakalım. On beş, otuz, 45, 60, 75, 90, 105 istersek çarparak da ulaşabildik fark etmez ama 105'i geçtiysem bunun iki katı tak 210 ediyor ve 200 litreyi geçmiş oluyor. Neden? Çünkü hem 3 litre kişilere 105 litre hem 5 litre kişilere 105 litre lazım ki bu yarısı bu da diğer yarısı olsun diye düşünüyoruz. Ve 210 litre aslında bizim bütün hacmimizdir diye en az geliri elde etmek için gerekli olan bütün hacimdir diye söyleyebiliriz. Peki 3 litrelik şişelere 100 TL'den 5 litrelik şişelere de 150 TL'den satıyorsak eğer biz. Diyoruz ki bir kere 105 litrelik yarısında yani bu e, zeytinyağının yarısında kaç tane 3 litrelik şişe çıkar dersek buradan karşımıza e, 105 bölü 3'ten 35 tane şişe geliyor. Ve bu şişelerin tanesi de 100 TL'den satılıyormuş. 3500 TL buradan gelir var. Aynı şekilde 105 litrelik e, kısmından yani diğer yarısından da 5 litrelik şişeler oluşturacağız. 105'i 5'e böldüğümüz zaman 21 tane şişe ve bu şişelerin tanesi de 150 TL'den 150 TL'den satılıyorsa 3150 TL'de buradan kazandık. Toplamda kazandığımız para 6650 TL oldu diye söyleyebiliriz. Denkleminin çözüm kümesini bulalım. İşte bundan sonraki sorular birazcık daha gerçekten bu sınavın soruları. Bu sınavın soruları dediğimiz hani bu tarzda soruları resmen bekliyoruz. Bakalım hemen. 3x eksi 4 parantez x eksi 7 eşittir 5 e, 3x eksi 4 demiş. Denkleminin çözüm kümesini bulalım. Yapmamız gereken şey çok basit. Normal X'leri bir tarafta, normal sayıları bir tarafta toplayıp X'i bulacağız. Ve X'i yalnız bırakmaya çalışacağız. İlk başta şu parantezleri açalım. Burada görünmez bir çarpı var. Bunları çarptım, bunları dağıttım. O zaman diyorum ki 3X eksi 4X eksi 4 ile X'i çarptım. Bir de eksi 4 ile dikkat edelim burada eksi 7'yi çarpıyorum. Artı 28 ediyor. Burada işlem hatası yapmamak elden bile değil. Genellikle 4 kere 7, 28 yazıyoruz. Buraya tak diye eksi 28 diye yazabiliyoruz. Aman dikkat edelim. Çünkü burada çarptığımız sayı 4 değil. Eksi 4. Bunun başındaki sayıya dikkat edelim. Eşittir. E, burada 5 kere 3x 15x eder. 5 kere eksi 4 de eksi 20 eder. Şimdi x'leri bir tarafta normal sayıları bir tarafta toplayacaktık. O zaman diyorum ki bu artı 3x'tir. Bunu karşıya atalım. 4 x'i karşıya atalım. Eksi 20'yi de bu tarafa atalım. Şimdi neden böyle yaptım? Çünkü x'ler pozitif olsun diye. Buradan e, 28 vardı zaten. Eksi 20 geldi artı 20 diye. Eşittir. Diyorum ki burada 15 x vardı zaten sağ tarafta. Bu artı 3 x 3 x diye geldi. Çünkü işareti değiş değiştiriyoruz. Eğer bir taraf değişirse. 4 x artı 4 x diye geldi. 20 de artı 20 diye öbür tarafa geçti. Şimdi son durumda 48 eşittir. Bunları çıkardığımız zaman 12 e, topla 16 x etti. 16 x eşittir 48 çıktı. O zaman her iki tarafı 16'ya böldüğüm zaman da x eşittir 3 çıktı. Çözüm kümesi eşittir şu şekilde yazabiliriz süslü parantez 3 yazarız Parantezi kapatırız. İşte çözüm kümesini bulmuş olduk diyebiliriz. Yani x eşittir 3 de yazsanız tam puan alırsınız. Şimdi de ikinci soruya geçelim. Şimdi böyle bir ifade demiş. Demiş ki a-2x artı b-1 eşittir. 2, 3, x, eksi 5 artı 4 demiş. Tamam. Eşitliği her x gerçe gerçek sayısı için sağlanıyorsa a çarpı b değeri kaç demiş. Hani hatırlıyorsak gerçek sayı buydu aslında. Bütün gerçek sayılar için gerçel sayılar da diyebiliriz bunları tabii ki. Geçerli ise x elemanıdır. Bütün gerçel sayılar. Yani her şey olabiliyor. Peki nasıl böyle bir şey olabilir? Bir bunu analiz etmeye çalışalım. Bir kere ilk başta şurayı bir toparlayalım mı? bunu çarpı böyle bir dağıtalım bakalım. 6x eksi 10 artı 4. Yani 6x eksi 6 çıkıyor. Yani bu taraf hemen buraya yazıyorum. A eksi 2 çarpı x artı b eksi 1 eşittir. 6x eksi 6 çıktı. Şimdi bunun buna eşitliği her x sayısı için geçerli ise hemen size şöyle bir örnek vereceğim. Mesela 2x artı 5 eşittir 2x artı 5 desem. x hangi sayılar olabilir desem. x her şey olabilir ya. Çünkü 2x artı 5, x artı 5 zaten eşittir. Ondan sonra x'leri bir tarafı toplayalım. Bunu bu tarafa attım. 2x eksi 2x eşittir. Bunu bu tarafa attım. Artı 5 bu tarafa geçince 5 eksi 5 sıfır eşittir. Sıfır çıktı. Yani sıfır eşittir sıfır her zaman geçerlidir. Dolayısıyla aynı mantıkta böyle bir durumda hatırlıyorsak e, aslında ne çıkıyordu karşımıza a ile b sıfır olunca yani e, ikisi de sıfır olunca tak diye bütün gerçel sayılar için doğruydu bu. Burada da aynı durum var. 6x eksi 6 ise burası. Burası da 6x eksi 6 olursa bütün gerçel sayılar için, gerçek sayılar için sağlanıyordur eşitlik. O da nasıl oluyor? X'in başında burada 6 var. Burada X'in başında A eksi 2 var. Bunlar birbirlerine eşit olmalı. A eksi 2 eşittir 6 diyorum. Buradan A'nın 8 olduğunu tak diye söyleyebilirim. Aynı zamanda, aynı zamanda burada, onu da farklı bir renkle yapalım. B eksi 1 var. Burada eksi 6 var. Dikkat edelim. Bunlar birbirine eşitse B eksi 1 eşittir. Eksi 6 eksisini unutmayalım. Aman dikkat edelim. Çok kıl bir özellik bu. Bunu da karşıya attığım zaman B eşittir. Artı 1 diye geçiyor buradan. Ee, B eşittir. Eksi 5 çıkıyor. B'yi bulduk. A'yı bulduk. Ne soruyordu bize? A çarpı B değerini soruyor. Yani bu ikisini çarp diyor. 8 kere eksi 5 eksi 40'dır cevabımız diye söyleyebiliriz. Burada dikkat edelim. Şu mantıkta 2x artı 5, 2x artı 5'e eşit. Zaten bütün gerçek sayılar için doğrudur diye söyledikten sonra buradaki yöntemde bunun başındaki sayı bunun başındaki sayı eşit. Buradaki sayı buradaki sayıya eşit şeklinde bir yorum yapıyoruz. A çarpı B değerini de o şekilde bulmuş olduk. Denklem sisteminin reel sayılardaki çözüm kümesi Çözüm kümesini soruyor, sonsuz elemanlı olduğuna göre demiş. Hmm. Ne demekti? Aslında bütün sayılar gelebilir. Sonsuz elemanlı çözüm kümesi var. Peki bu durumda ne yapacaktık e, ve M artı N e toplamı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi hatırlıyorsak böyle bir kural öğrenmiş. O da şuydu: Eğer sonsuz çözüm yani tüm sayılar olabiliyorsa bunların katsayılarının bölümleri ve normal sayıların bölümleri hepsi birbirine eşit bir orantı oluşturuyordu. Bu kuralımızı hatırlayacağız ve diyeceğiz ki mesela burada bir ifade var. M artı 4 x. M, bak x'i sayı. 3 y ve n eksi 1 diye bir sayı var. Burada da x'i bir sayı var. Y ve normal bir sayı var. Şimdi buradaki mantık şu. X'i sayının başındaki kat sayı, bölü x'i sayının başındaki katsayı yani m artı 4 bölü bunun başında m artı 4 ve bunun başında 3 var. 3 eşittir. Oran orantı oluşturacağız. Bu y'nin başındaki sayı bunun başında da görünmez bir 1 vardır. Buradaki sayı yani 3 bölü 1 eşittir. Devam ediyorum. Buradaki normal sayı bölü buradaki normal sayı. Yani n eksi 1 bölü 2 diyorum. İşte bu orantının çözümü aslında bu eşittir sıfır dediği için hiç problem yok. Burada bir e, geçirme e, bilmem ne transfere gerek yok. Ve bunu çözersek bu aynı olursa işte bu durumda denklem çözüm kümesi sonsuz oluyor. Burada da zor bir soruyla karşı karşıyayız tabii ki. Hemen işler dışarı çarpmayı yapalım. M artı dört eşittir üç kere üç dokuz. M eşittir beş çıkıyor. Buradan bulduk bunu. Hemen burada işler dışarı çarpma yapalım. 3 kere 2 6 eşittir. Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı. N eksi 1, N eşittir 7 çıkıyor. Bir de ne soruyordu bize? Bu ikisinin toplamı soruyordu. 12 doğru cevabımız. Şimdi bunun tabii hatırlanması birazcık güç. Neden? Çünkü burada ne yapıyoruz aslında? Bunların sonsuz elemanlı çözüm kümesi olduğunu söyledikten sonra bunu hatırlamamız gerekiyor. Burada başka bir e, şekilde verilebilir miydi soru? O da şöyle verilebilirdi. M artı 4x artı 3y eşittir 1 eksi n diye de verebilirdi bize soruyor. Aynı şekilde 3x artı e, y eşittir eksi 2 diye de verebilirdi. Burada da aynı mantığı yapmamız gerekiyor. Bunun buna bölümü. Bunun buradaki görünmez bir katsayısına bölümü, bunun da buna bölümü aynı sonucu verecektir. Hiç endişe etmeyin. Yani sonsuz elemanlı bir çözüm kümesi, yani tüm gerçel sayılar derse veya şöyle bir ifade derse yapmamız gereken şey bunların kat sayılarını bölmek. Bazen sıralarını da farklı verebilir. Kıllık olsun diye. 3Y, M artı 4X eşittir. Ee, ...işte bir eksi ne diyebilir? Yani y ile y'yi bölmek lazım. Yani bununla bunu bölmek lazım. Kas sayısına. aman dikkat edelim diyoruz. Eşitlik sistemin çözüm kümesini ...analitik düzlemde gösteriniz demiş. Şimdi bu ifadelerde... ...doğruları kullanmamız gerekiyordu. Yani bir sistemi çözeceksek... E, ...ve bunları grafikte gösterirsek... ...doğru denklemleriyle çözmemiz gerekiyor. O zaman şöyle düzenliyorum. 4x eksi y... ...bunu karşıya gönderiyorum... E, büyük ve eşittir eksi 4 diyorum. Artı 4 karşıya geçti. 2x artı 3y bunu karşıya gönderiyorum. Bildiğim formata getireyim. Büyüktür. E, 12 çıktı. Eksi 12 karşıya geçince artı 12 oldu. 0 artı 12 12'dir. Şimdi bu aslında bize şöyle bir şey ifade ediyor. 4x eksi y eşittir eksi 4 doğrusu var. Bir de burada 2x artı 3y eşittir 12 doğrusu var. Şimdi bunları çizmem gerekiyor benim. Ve bunları çizerken burada büyük eşittir olduğu için e, düz çizgi yapacağım. Burada ise küçük büyüktür olduğu için sadece kesikli çizgiyle çizmem gerekiyor bu doğruları. Aman dikkat edelim. Şimdi hemen doğruları çizebilmek için 4x eksi y eşittir. Eksi dört doğrusunu x'ye böyle t tablosunu yapıyorum. Hemen diyorum ki x'e x'e sıfır verelim. X'i kapattığımız zaman eksi y eşittir x y eşittir dörttür. Aynı şekilde bu sefer y'ye sıfır veriyorum. Y'ye sıfır verince burayı kapattım. 4x eşittir -4s x eşittir eksi dörtse e, x eşittir eksi birdir. Hop bunu yazdık. Aynı şekilde e, bu noktayla bu noktayı birleştireceğim. Hatta şöyle bir. Ee, başlangıcını bir yapalım bakalım, koordinat sistemi çiziyorum buraya, analitik düzlem çiziyorum, burası x ekseni, burası y ekseni, burada e, origin var, sıfıra dört noktası, sıfıra dört, bir, iki, üç, dört, burası olsun sıfıra dört noktası, e, eksi bire sıfır noktası, eksi bir, burası olsun ve bunu nasıl çizmem gerekiyor? Ee, ...düz çizgi şeklinde. O zaman... Hoop, ...bu şekilde çizdim. Bu hangi doğruydu? 4x eksi y eşittir... ...eksi 4 doğrusunu çizmiş oldum. Burası eksi 1... ...burası da 4 noktası. Şimdi bunu çizdikten sonra... ...ne tarafını tarayacağımı sonra... E, ...bakayım. İlk başta diğer doğruyu da çizeyim. 2x artı 3y eşittir... ...12 doğrusunu çiziyorum. Birazcık kapsamlı bir işlem bu... Ye tak, X, Y tak. X'e sıfır verdim diyelim. Hemen buradan farklı bir renkte. X'e sıfır verdiğim zaman burası yok oldu. 3 ye eşittir 12 ise Y eşittir 4'tür. Bu sefer Y'ye sıfır verelim bakalım. Y'ye sıfır verdiğim zaman 2 X eşittir 12 ise X eşittir 6'dır. Sıfıra 4 noktası. Aa çok güzel. Denk geldi bu nokta yani. Aynı zamanda 6'ya sıfır noktası. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Ve bu ikisini kesik kesik birleştireceğim. Dikkat edelim bu doğruyu kesik kesik çizmem gerekiyordu. O zaman şöyle çizmiş olduk. Bu hangi doğruydu? 2x artı 3y eşittir 12 doğrusu. Şimdi sonrasında taramalara geçiyorum. Diyorum ki bir kere orijine bakalım. Şimdi orijin burada nasıl oluyor? Bak eşitsizliğe geri dönmem gerekiyor. Bunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin. Hiç fark etmez. Ama bunu yapıyorum ben. Bu daha rahat anladığım format. Sıfıra sıfır. Buraya sıfır koydum. Buraya sıfır koydum. Sıfır büyüktür. Eksi dört. Doğru mu? Evet doğru. O zaman bu e, eşitsizlik için yani şu mavi çizginin eşitsizliği için orijinin olduğu yer doğru çıkıyor. Sıfır büyüktür. Eksi dört olduğu için e, doğrudur. Dolayısıyla bu çizginin orijinin olduğu tarafını tarıyorum. Mavi de hop şurayı tarıyorum. Mavi de burayı taradım. Peki e, Diğerinde bakalım. Sıfıra sıfır koyalım. Sıfır sıfır. E, burası sıfır burası sıfır. Sıfır büyüktür on iki. Böyle bir saçmalık olmaz. O zaman burada ise yani bu kesikli çizgide ise orijinin olmadığı tarafı tarıyor. Orijin şimdi bu çizginin bir orijinin olduğu tarafı var. Orijin dediğimiz şey tam onu ortalıkta sıfıra sıfır noktası bu arada. Bunun bir de olmadığı tarafı var. O zaman bu tarafını taramam gerekiyor. Çünkü sıfır büyüktür on iki gibi saçmalık olmaz. O zaman öbür tarafını taramam gerekiyor. İkisinin de ...ortak olarak taranan kısmı ise... ...şu bölge çıktı. Yani bu bölge benim... ...doğru cevabım çıkıyor... ...diye düşünebiliriz. Ve bu tarama yaptığımız zaman... E, ...bu zor soruyu da... ...yani bu önemli soruyu da tamamlamış olduk. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Mutlak değer sorumuz. Burada ana bir mutlak değer var. İçeride de küçük pıtırcıklar var. Ama bu pıtırcıklar birbirine benziyor. Hemen dikkat edelim. Şimdi... Bu denklemin çözüm kümesinde hemen şuna bakalım. X artı 3. Burada 2x artı 6 var. Bu 2x artı 6'yı gördüğünüz zaman ben hemen 2 çarpı x artı 3 şeklinde paranteze alabilirim. Ve bu mutlak değer içerisinde ise bu 2 dışarıya fırlayabilir. Çünkü normal bilinen bir sayı 2 çarpı x artı 3 olabilir. O zaman mutlak değer mutlak değer x artı 3 artı 2 tane mutlak değer x artı 3 eksi 4 büyük mutlak değeri kapattım eşittir beş şeklinde geldi. Yani bu ifadeyi buna çevirdim. Sonrasında elma armut hesabı. Bu bir elma ise bu da iki tane elmadan oluşan dolayısıyla mutlak değer içerisinde üç tane x artı üç mutlak değeri eksi dört büyük mutlak değeri kapattım eşittir beş haline getirdim olayı. Şimdi bundan sonra yapmam gereken şey şu. Bir mutlak değer 5'e eşitse bu mutlak değer iki tane farklı durumu olabilir. Ya kendisi yani bunun içindeki neyse artık öküz diyelim mesela buradaki e, içindekine öküz ne eşit olabilir? Beşe eşit olabilir ya da bu öküz yani x artı üç hop eksi dört eşittir eksi beşe eşit olabilir. Yani bu içindeki zımbırtı ya beş olmak zorunda ya eksi beş olmak zorunda sonuç yine beş çıkacak çünkü. Peki bunu yazdıktan sonrası hemen yapalım. 3 çarpı x artı 3. E, eksi 4'ü karşıya atınca artı 4 diye geçecek buraya. Ve 9 olacak. O zaman x artı 3 mutlak değeri bunları sadeleştirdiğimiz zaman 3 çıkıyor. Her iki tarafı 3'e bölseydim de aynı sonuç çıkacaktı. Ve x artı 3 ne çıktı sonuç olarak karşımıza? 3 çıktı. He. Şimdi x artı 3 mutlak değer 3 ise iki tane durum olabilir. Yani yine öküz mantığı. X artı 3 üç, ya 3'tür ya da X artı 3 üç, eksi 3'tür. Bunu çözeceğim, bunu çözeceğim ayrı ayrı. Şimdi dal dal gidiyor. Buradan ne çıkıyor? X artı 3 3 ise X eşittir 0 olabilir. X artı 3 üç, eksi 3 ise X eşittir eksi 6 olabilir. O zaman buradan iki tane sonuç geldi bana. Peki buraya bakalım. Burada da hemen 3 çarpı x artı 3 eşittir diyelim. Eksi 4'ü karşıya atınca artı 4 diye geçiyor. 5 artı 4 de 9 etti. Sonra e, pardon eksi 4'ü karşıya atınca e, eksi 5 artı 4 yani eksi 1 etti. Sonrasında her iki tarafı 3'e bölüyorum. Hop e, ne çıktı e, mutlak değer x artı 3 eşittir eksi 1 bölü 3 çıktı. ...ya bir mutlak değer 1 3 olabilir mi? Hiçbir zaman olamaz. O zaman buradan sonuç yok. Hiçbir sonuç buradan gelmez. Çünkü hiçbir zaman mutlak değer negatif olmaz. O zaman çözüm kümemiz... ...x eşittir 0 olabilir ya da x eşittir eksi 6 olabilir. İstersem deneyebilirim. Buraya 0 koysam... ...mutlak değer 3 artı 6 4. Bakalım 9 eksi 4 5. Evet 5 doğru. 6 koysam buraya... Burası eksi 3 eder. Mutlak değerinin çık dışına çıkınca 3 diye çıkar. Burası e, eksi 12, eksi 6 eder. Bu, mutlak değerin içinde 6 diye çıkar. 3 artı 6, 9, 9, eksi 4, 5. Evet doğru. O zaman çözüm kümemiz şu şekilde yazılır bu arada. iki tane çözüm varsa 0 virgül eksi 6 şeklinde yazabiliriz. Olduğuna göre yeni olabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç olur demiş bize. Bakalım bir mutlak değerimiz var küçüktür 7 eşitsizlik mutlak değeri bu kesinlikle ve kesinlikle sorulur onu da söylemiştik daha önce ama yine söyleyelim eğer bir mutlak değer bir sayıdan küçüktür eşitsizliği verildiyse şöyle tost metodumuz var o da şu 2x artı 1 yani mutlak değerin içindeki sayıyı 7'den küçüktür aynen yazıyorsun bir de öbür tarafına eksi 7'den büyüktür koyuyoruz yani... 7 ile eksi 7 arasında yani buradaki sayıyla 7 ile eksi 7 arasında eksilisi arasında sıkıştırıyoruz bu sayıyı. Şimdi 2x artı 1 o zaman hemen tak diye bunu verdiyse bana tak diye bunu söyleyebilirim. 2x artı 1 7 ile eksi 7 arasındadır. Burada küçük eşittir diye yazdığı için buraya da küçük eşittir buraya da küçük eşittir yazmak zorundayım. Peki sonra demiş ki bize y artı 3x eşittir 1 ise demiş e, alabileceği değerli Ama bizim elimizde x var. Hemen ilk başta şu ifadeyi bir çözelim bakalım. Onu nasıl çözeceğiz? Bir kere x'i yalnız bırakabilmek için her tarafa eksi bir, eksi bir, eksi bir ekleyebiliriz. Bu durumda artı bir eksi bir birbirini götürür. Bu ortada iki x kalır. Küçük ve eşittir, küçük ve eşittir. Eksi yedi eksi bir, eksi sekiz. Yedi eksi bir de altı çıkar. Ardından her tarafı ikiye bölebiliriz. İkiye böldüğümüzde de x yalnız kaldı artık nihayet. Ve burası 3, burası da eksi 4 çıktı. Şimdi x'in eksi 4 ile 3 arasında olan bir sayı olduğunu biliyoruz. Ama y'nin alabileceği tam sayı değerlerini soruyor bize. O zaman y'ye gitmem gerekiyor. O da buradaki linki kullanmam gerekiyor. O da şu, y artı 3x eşittir 1 demiş. O zaman diyorum ki, ya y nedir Allah aşkına? y eşittir. Buradaki artı 3 x'i karşıya atarsam 1 eksi 3x'dir diyebiliriz. Elimizde böyle bir bilgi var. y eşittir 1 eksi 3x'e, ben burada da 1 eksi 3 x'i bulsam keşke. nasıl bulabilirim? Her tarafı eksi 3' ile çarparak. Her tarafı eksi 3 ile çarparsam, neden böyle bir şey yapıyorum gösteriyorum. Eksi 3 eksi 4 artı 12. Bir kere her tarafı eksi bir sayı ile çarptığım için işaretler yön değiştiriyor. Aman dikkat edin. Burası eksi 3 ile x'i çarparsam eksi 3x. İşaret yön değiştiriyor tekrar. Çünkü eksi bir sayıyla çarptım. Eşitsizliklerde bu kuralı unutmayalım. Eksi 3 ile 3'ü çarparsam da eksi 9 diyorum. Şimdi bu durumda 12 ile e, eksi 9 arasında eksi 3x. Neden eksi 3x'e ulaştım? Çünkü burada eksi 3x var. Bir de bu da artı 1 olduğu için bir de buna artı 1 ekledim. Yani şunu şu şekilde yazabilirim. Eksi 3x artı 1 diye de yazabilirim. Y'nin bu ifadesini. Bu da aynı şey. Bu da aynı şey. Bu ikisi birbirleriyle aynı. O zaman şu ifadeyi kullanalım. Her tarafa bir artı bir ekleyelim. Buraya da artı bir ekleyelim. Buraya da artı bir ekleyelim. Tam buraya ulaşmak için. Buraya da artı bir ekleyelim. O zaman ne oluyor? 13 ile eksi 3x artı bir... işareti falan yön değiştirmiyor. Sadece sayı ekliyoruz çünkü. Burada da eksi 9 artı 1 eksi 8 ediyor. O zaman Sonuçta böyle bir ifade geldi. Ben niye böyle bir şeye geldim? Çünkü eksi 3 x artı 1 aslında y idi. O zaman y dediğimiz sayı 13 ile eksi 8 arasındayı bulmuş olduk. Bize ne soruyordu? Tam sayı değerlerinin toplamını soruyordu. Yani sayı doğrusunu düşünelim. Burada 13 var. Burada eksi 8 var. Y dediğimiz sayı bu aralıktaymış. Yani şu da dahil, şu da dahil olmak üzere. Çünkü eşitlikler var burada. Bu aradaki bütün sayılar olabilirmiş. Peki tam sayı değerlerinin toplamını soruyor bize. Burada eksi 8 var, eksi 7 var, eksi 6 var, eksi 5 var. Böyle böyle gidiyor. E burada bir yerde 0 var, sonra 1 var, sonra 2 var, sonra 3 var. Sonra nokta 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 gidiyor. 13'e kadar gidiyor. Şimdi Bunların hepsinin toplamını soruyor. Yuh nasıl toplayacağım deme. Çünkü burada götürme metodu var. Burada eksi bir ile bir gidiyor. Eksi iki ile iki gidiyor. Toplandığı zaman sıfırlanıyor. Burada ta eksi sekize kadar hepsi birbirine götürüyor. Eksi sekize sek, eksi sekize buradaki sekiz gidiyor. Eksi yedi ile buradaki yedi gidiyor. Eksi altı ile buradaki altı gidiyor. Sonra kalanlar ne oluyor? Aslında sekizden sonrası. Dokuz, on hatta yazayım dokuz, on, on, on bir, 12 ve 13 kalıyor. İşte bu değerlerin toplamını soruyor bize aslında. Ee, bu bunları toplamak için 11 ile 9 toplarsak 20 eder. 20, 30, 40, 50, 55. 55 cevabımıza ulaşmış olduk. Bu 9, 10, 11, 12, 13'ün toplamıyla diyoruz. Evet, yepyeni bir sorumuz bu sefer üstü ifadeler sorumuz. 3 üzeri x artı 2, 3 üzeri x artı 3, 3 üzeri x artı 4 bölü demiş. 3 üzeri x eksi 2, 3 üzeri x eksi 1, 3 üzeri x demiş. Şimdi biz eğer toplama yapacaksak üstlü ifadelerde elma armut hesabı yapmamız gerekiyor. Hemen diyeceğim ki 3 üzeri x artı 2 üstlü sayılarda e, üste toplama ne zaman yapılıyordu? Tabanlar aynı olduğunca üstler toplamıyordu. O zaman şunu şöyle düşünelim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye düşünelim. Artı bunu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 diye düşünelim. Çünkü... Zaten bunları çarptığım zaman 3 üzeri x artı 3 oluyor. Zaten bunları çarptığım zaman 3 üzeri x artı 2 oluyor. Artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 diye bunu düşünüyorum. Sonra 3 üzeri x parantezine alacağım. Buradan mesela hemen 3 üzeri x parantezine alırsam eğer 3 üzeri 2 9 e, artı 3 üzeri 3 27 artı 3 üzeri 4 de 81 yazabilirim burada. 3 üzeri x parantezine aldım. Ortak parantezine aldım. Bak burada ifadeyi sadeleştireceğim aslında bir, bir sonraki adam, aşamada. Hemen bakalım. Bu yukarısı aşağısında da aynı mantıkta 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 2 artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri x yazıyorum zaten. Sonrasında burayı da 3 üzeri x parantezine aldım. 3 üzeri x parantezine alınca burası 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 oldu. Artı e, 3 üzeri eksi 2 de nasıl oluyor? 3 üzeri eksi 2 eşittir. E, bu altına görünmez var. 1 bölü 3 üzeri 2 oluyor. O da 1 bölü 9 oluyor diyoruz. Artı 3 e, üzeri x parantezinde 3 üzeri eksi 1 bir, 1 bölü 3 demek. Artı bu da 1 zaten. Çünkü bir tane 3 üzeri x var. Şimdi bunlar artık sadece şimdi oh be üssü ifadelerden çıktı artık. Normal rasyonel sayılar sorusu oldu bu. Hemen yapalım. E, burasının toplamı 81, 90, 20, 27, 117 bölü. Bunların toplamını bulmak için de payda eşitliyorum. Bunlar zaten rasyonel kesir sayısı sorusuna döndü bu resmen. 12, 13. 13 bölü 9 çıkıyor. Bunu ters yarı çarpıyorum. 117 bölü 1 çarpı 9 bölü 13. Bunlar sadeleşince 9 çıkıyor. 9 kere 9 da 81 cevabımıza ulaşmış olduk. Yani üstü ifadelerde toplamada elma armut hesabı yapılıyor. Unutmayalım. Geldik üstü denklem sorumuza. Olduğuna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır diye bize soruyor. Şimdi ...en az kaçtır dediğine göre... ...o zaman dikkat edelim... ...X, Y, Z'yi en az seçmemiz gerekiyor. Şimdi bir şeyin üçüncü kuvveti 125 çıkmış. Hangi sayının üçüncü kuvveti 125 çıkar dediğimiz zaman... ...5'in üçüncü kuvvetinin 125 olduğunu biliyoruz. O zaman 3X-4'ün 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeyin altıncı kuvveti 64 demiş... Burada patlayabilme ihtimalimiz çok yüksek. Hangi sayının altıncı kuvveti e, 64'tü dersek? 2'nin altıncı kuvveti 64'tür. Ama bu çift kuvvet olduğu için eksi 2'nin altıncı kuvveti de 64'tür. Aman dikkat edelim. O yüzden y eksi 1, y eksi 1 ya 2 olacak ya da y eksi 1 eksi 2 olacak. Dolayısıyla buradan y değeri eksi 1'i karşıya atınca 3 olabilir. Y değeri buradan da eksi 1 olabilir. 2 tane y değerimiz var. Burada tek bir tane x değerimiz çıkacak. Nasıl çıkacak? Bu 4'ü karşıya atınca 3x eşittir 9, x eşittir 3. X'in tek bir değeri var ama Y'nin iki tane opsiyonu var. Bakalım böyle bir ifade de demiş ki Z artı 3 üzeri 2Z artı 6 1 demiş. Hangi sayının e, kaçıncı kuvveti birdir diye bir soru soruyor bize. Bir sürü olasılık var. Neydi? Bir kere z artı 3 bir olabilir. Z artı 3 bir olursa bütün kuvvetleri bir olacağı için mesela z artı 3 bir olunca z eşittir eksi 2 oluyor. Z'yi eksi 2 koyduzda eksi 2 e, eksi 4 ikinci kuvveti ne oluyor? E, o zaman birin ikinci kuvveti birdir. Bu olabilir. Z artı 3 bir olabilir. Bu birinci. Olabilecek şey o da z'nin eksi 2 olması demek. İkinci olabilecek şey ise, ikinci seçenek ise yukarının sıfır olması. Yukarısı sıfır olursa yani 2z artı 6 sıfır dersek bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Bakalım ama şurada bir şey denememiz gerekiyor. Sıfır üzeri sıfır olmamalı. 2z artı 6 eşittir sıfır da z eşittir. Ee, burada 2z eşittir eksi 6 ediyor. Z eşittir eksi 3 ediyor Z eşittir eksi 3 olursa aşağısı 0 olur mu? Evet. O zaman 0 üzeri 0 tanımsızlığına doğru gidiyor. O zaman diyoruz ki kusura bakma bu seçeneğimizi ihmal ediyoruz. Çünkü bir şeyin üzerinde 0 olursa 0 üzeri 0 olmamalıydı. O yüzden kusura bakma bu seçeneğe hiç bakmıyoruz bile. Üçüncü seçeneğimiz neydi? Eksi 1 sayısının yani Z artı 3 eksi 1 olsa yukarısı da çift olsa. Bakalım. Z eşittir buradan ne çıkıyor? Eksi 4 çıkıyor. Z eşittir eksi 4 çıkarsa 2z artı 6 da e, ne çıkar? 2 kere eksi 4 eksi 8 artı 6 eksi 2. Evet gerçekten de çift çıkıyor. Yani eksi 1 üzeri eksi 2 gibi bir şey çıkıyor. O da artı 1'dir. Doğru gerçekten de. Dolayısıyla böyle bir ifademiz veya böyle bir ifademiz söz konusu. O zaman Z dediğimiz sayı ya bu ya bu. İkinci seçenek. Birinci seçenek, ikinci seçenek. Bize ne soruyordu? En azını soruyordu. X artı Y Z'nin. X eşittir 3. Bu kesin net. Y'ye baktığımız zaman en az olması için bunu seçeyim. Eksi 1. Z'ye baktığımız zaman en az olması için eksi 4'ü seçeyim. Bunları topladığımız zamansa e, eksi 2, eksi 4, eksi 2 cevabına ulaşıyoruz. En az olabilecek seçenekte. E, de, en fazla deseydi o zaman x'ten 3'ü alırdım. Y'den 3'ü e, alırdım. Z'den de eksi 2'yi alırdım gibi seçenekler de olabilirdi. Bu tarz soruya göre değişen seçenekler var. Ne yaptık? Tek kuvvetli ise bu normal bildiğimiz sayı oluyor. 5 üzeri 3, 125. O zaman bu 5 oldu. Çift kuvvetse y eksi 1 hem artı, artı iki olabiliyor hem de eksi iki olabiliyor. Çünkü eksi ikinin de altıncı kuvveti 64, ikinin de altıncı kuvveti 64. O yüzden iki seçeneği de değerlendirelim. Y'den iki sonuç geldi. Böyle bir sonuç ifade varsa da sonuç birse ya üssü sıfır olurdu. Üstü sıfır olursa bu sayının sıfır olmaması şartıyla olabilirdi. Ama sıfır çıktı. O yüzden ne yazık ki üstü sıfır olmasını kullanamadım burada. Ama Altı bir olabilir. Bir olursa sonuç her zaman bir çıkar. Birin her kuvveti biridir. Veya eksi bir olabilir. Eksi birin çift kuvveti de birdir. Çiftçe çıktı zaten gerçekten de. Eksi iki çıktı. Dolayısıyla sonuçta bu seçenekleri yani bu iki seçeneği de burada kullanmış oldu. Normalde burada üç seçenek vardı ama ikisini kullanabildim. Çünkü sıfır üzeri sıfır tanımsızlığına çarptım. Geldik şimdi köklü ifadeler sorumuza. Köklü ifadelerden çok soru gelmeyebilir bu sınavda hani sonuna kadar bitirmemiş olabilirsiniz bazı okullarda bazı okullarda da ilerlemiş olabilirsiniz ama şimdiden söyleyeyim hani eşlilik sorusu aynı zamanda köklü ifadelerde kökten çıkarma soruları farklı farklı sorular gelebilir. Burada biz eşlilik sorusuna değindik hemen bakalım mesela bir bölü kök altı eksi kök beş var eksi demiş bir bölü kök beş eksi iki demiş eksi demiş. Sonra kök içinde kök ifademiz var. Şu ifadenin bir çözüm metodu vardı. O da şuydu. Bu içerideki kökün iki sayının çarpımı şeklinde olduğunu düşünelim. Bu iki sayının toplamı da burada olmalıydı. Mesela 8 kere 3'ü seçemezdim çünkü burada 11 yok. Burada 10 var. 6 kere 4'ü seçmem gerekiyor ve 12 kere 2'yi seçemezdim 24'ün çarpanlarında çünkü burada 14 yok. Burada 6 artı 4 yani 10 var. Dolayısıyla bu ifade aslında kök içinde kök Kök 6 artı kök 4 şeklinde e, çıkartılabilir. Bu da burada artı olduğu için eğer burada eksi olduğu için burada da eksi çıkardı diye bir kuralımız vardı. Hatırlıyorsak a artı iki karekök b ifadesinde bu iki sayının çarpımıydı x ile y. Bu da bu iki sayının toplamı olacaktı aslında. Dolayısıyla ben bu ifadeyi karekök x artı kare kök y şeklinde yazabilirim. Eğer burası eksi olsaydı burası da eksi olacaktı. Bu kuralı kullandım aslında burada kök içinde köklüen kurtulabilmek için. Peki geldik bu ifadelere. Bunu çözdük sayılır. Bu zaten e, neydi? Karekök 6 artı karekök 4'te 2 olduğu için bunu bulduk. Şimdi buradaki ifadelerde ise paydada kök istemiyoruz ve bunun eşleniğiyle çarpıyorum. Bunun eşleniği karekök 6 artı karekök 5'tir. Neden? Bakalım. Hadi her genişletelim bu kesrimizi. Her, her, iki tarafı çarpalım. Karekök 6 artı karekök 5 ile 1'i çarptım. Bu etti bölü. Bu ikisini çarptığımız zaman da hemen şöyle çarpalım. Karekök 6 artı karekök 5 çarpı karekök 6 eksi karekök 5. Bunları çarptığımız zaman aslında iki kare farkı çıkıyor. Yani karekök 6'nın karesi 6 eksi karekök 5'in karesi 5. 6 eksi 5'te 1 çıkıyor. O zaman tak diye paydamız bir oldu diyoruz. Neydi 2 kare farkı hatırlayalım. X artı Y çarpı X eksi Y eşittir. X kare eksi Y kareydi. Oradan aklımıza getirdik. Ama hatırlamıyorsanız böyle tak tak buna bunu. Ondan sonra bunu bunu bunda bunu çarptığın zaman yine aynı sonucu yani bire ulaşacağız. Eksi. Burada ise yine bunun eşleniğiyle genişleyeceğiz. Kök 5 artı 2 bu sefer. Bunun eşleniği de bak bu eksiliyse bu artılısı oluyor. Eğer şöyle bir ifade verseydi onu da göstereyim. Karekök 5 gibi bir ifade verseydi o zaman kök 5 ile genişletecektik. Çünkü bununla bunu çarpınca karekök 5 bölü bununla bunu çarpınca da 5 çıkıyor. Yani paydadaki kökten kurtulmuş olduk. Böyle toplamalı çıkarmalılarda bu eksi ise bu artısı ile çarpıyorsun. Bu eksi ise bu artısı ile yapıyorsun. Bu artı olsaydı bunun eksisiyle çarpacaktık diye düşünebiliriz. Peki bununla genişletiyorum. Karekök 5 artı 2 bölü Bununla bunu çarptığımız zaman ise hemen e, şöyle yazayım. Kök 5 eksi 2 çarpı kök 5 artı 2. Yine 2 kare farkı. Kök 5'in karesi 5 eksi 2'nin karesi 4. 5 eksi 4'ten yine 1 çıktı sonucumuz. E, eksi sonda ne çıkmıştı? Kare 6 artı 2 çıkmıştı burası. E, bölü birlerin bir manası yok. O zaman kare kök 6 artı kare 5 eksi. E, burada manası yok ama bunlar e, payda birleşince kök 5 artı 2'yi paranteze koymam gerekiyor. Aman dikkat ederim. Ee, kök 5 artı 2'yi paranteze koydum. Ee, eksi e, kök 6 bunu da paranteze koyuyorum. Kök 6 artı 2 diyorum. Şimdi buradan sonra diyorum ki parantezleri bir açalım. Burada parantez hatası bayağı bir işlemi götürür. Karekök 5 artı e, karekök 6. Eksi karekök 5 eksi 2. Çünkü bu eksi her ikisine de dağılıyor. Burada aynı şekilde eksi kare kök 6 eksi 2. Bu eksi her ikisine de dağılıyor diyoruz. Ve son durumda karekök kök 6'lar birbirini götürdü. karekök kök 5'ler birbirini götürdü. Eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Ve bu şekilde de sonuca ulaşmış olduk. Peki o zaman... Ee, süper bir şekilde sorularımızla bütün ikinci yazılı konularını tekrar etmeye çalıştık ve gerçekten üstü ifadeler, kareköklü ifadeler, aynı zamanda e, mutlak değer, aynı zamanda eşitsizlikler, aynı zamanda denklemler bütün bu konulardan sorumluyuz. İnşallah yazılıda süper notlar alacağız. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım ee, yazılıda şimdiden başarılar.